Selam millet, YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Kültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden efsane tesadüflere bakacağız. Geçen videoda gördüm ki hayat gerçekten tesadüflerle dolu. Yani insanların başlarına öyle tesadüfler gelmiş ki o olayları planlasanız bu kadar güzel olmazdı. Eğer sizin de bildiğiniz veya başınıza gelen böyle ilginç tesadüfler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi o zaman hızlıca videoya geçelim. Bakalım gerçekten hayat tesadüflerle mi dolu? Videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerde eğleniyorsanız ve daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olun ve bildirim zilini açın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Evet, videomuzun ilk tesadüfü, hepiniz gökkuşağı hakkındaki efsaneyi bilirsiniz. Eğer gökkuşağının altından geçerseniz zengin olacağınızı söylemişlerdir size. Birileri gökkuşağının tam olarak nerede bittiğini bulmuş ve gökkuşağı bankada bitiyor. Yani gerçekten efsane bir tesadüf değil mi ya? Ben çocukken hep gökkuşağının altından geçince zengin olacağımı zannederdim. Galiba doğruymuş ya, efsane değilmiş. Sen gel kaç milyonluk Amerika'da karşıdan karşıya geçerken seninle aynı kıyafeti giyen insanla denk gel. Yani şu olayı planlasanız bu kadar mükemmel olmazdı ya. Düşünsenize, hani her şey aynı ya. Altı da aynı, üstü de aynı. Ve kaç milyonluk bir Amerika'dasınız? Nasıl denk geldiniz ya siz? Bence siz ikiniz kesinlikle çok iyi arkadaş olmalısınız. Şu an izlediğiniz şey milyarda bir olabilecek bir ihtimal. Yani bence videonun en ilginç tesadüfü. Gördüğünüz gibi bir stand var ve standın üstünde bir beyzbol topu var. Çocuk sopasıyla topa vuruyor, top gidiyor. Ondan sonra arkasındaki çocuk topa vuruyor. Bu çocuğun standında duruyor o top. Yani bu nasıl olabiliyor? Yani bu milyarda bir değil, bu bence dünya üzerinde bir kere yaşanabilecek bir ihtimal. Düşünsenize, yolculukta oynadığınız online oyunda karşınıza gelen kişi, ön koltuğunuzda oturan kişi. Yani gerçekten efsane bir tesadüf. Böyle bir şey benim başıma gelseydi ve ön koltukta oturan kişi beni yenseydi muhtemelen arkadan rahatsız ederdim onu, beni niye yeniyorsun diye. Boş bir alışveriş sepeti o kadar alan içerisinde gidip kendi alanına oturuyor. Yani bu tesadüf olmaya da bilir. Hani birileri böyle uzaktan ittirmiş de olabilir. Ama tesadüfse gerçekten ilginç bir tesadüf. Birileri evine tartı almış ve tartı paketinin üstünde gördüğünüz gibi 126.4 yazıyor. Ve kendisi de tartıldığı zaman 126.4 çıkmış. Yani basit bir tesadüf gibi görünüyor ama bence şu olayın yaşanma ihtimali gerçekten çok düşük. Ama belki de bunu da ayarlamış olabilirler. Yani eline ağırlık falan almış olabilir. Tam bilemedim, tam güvenemedim. Bu fotoğrafa bakınca doğanın ne kadar kusursuz olduğunu bir kez daha hissetmiş oldum. Gördüğünüz gibi bir demirden bir korkuluk gibi bir şey ve ortasında bir boşluk var. Orada bir elma büyümüş. Yani o elma oraya nasıl gitti, o elma oradan nasıl çıktı? Ama gerçekten çok güzel bir tesadüf değil mi ya? Demirin de şeklini almış, böyle kıvrımlarını almış. Yani şu fotoğrafa bakıp etkilenmemek elde değil ya. Gördüğünüz gibi bir su birikintisinin içerisinde bir fil var ve 3 tane de insan var. Diyeceksiniz ki burada tesadüf nerede? Abimiz elindeki kovayla filin üzerine bir su atmış ve su fil şeklini almış. Yani muhteşem bir fotoğraf değil mi ya? Bu nasıl olabiliyor ya? Bildiğin ben o suda şu an gülen bir fil görüyorum ya, böyle mutlu gülüyor bir fil görüyorum şu an. Yani Photoshop değilse gerçekten bu olayın yaşanma ihtimali milyarda değil trilyonda bir ya. Bu şey değil mi ya, yazın otobüse bindiğin zaman güneşin ne tarafa geleceğini hesaplarsın da oturursun ya ona göre. Ondan sonra bütün güneş sana gelir ya. Aynı şekil değil mi ya bu? Yazın bu olay yaşandıysa abi geçmiş olsun, o araba 600 derece olmuştur. Ama kışın yaşandıysa bence gerçekten çok şanslı bir insansın. Yani araban sıcacık olmuştur. Şunu okuduğum zaman o kadar şaşırdım ki, yani böyle bir tesadüf dünyada bir kere olur ya. 2012'de İzlanda'da bir kadın bir arama ekibine katılmış. O arama ekibi de kayıp bir kadını arıyormuş. Saatlerce aramışlar aramışlar. Ondan sonra fark etmişler ki aradıkları kişi aslında gruba katılan kişi. Yani şöyle bir olayı yaşamış olsaydım ablaya derdim ki ya sen bizde dalga mı geçiyorsun? Sen bizi manyak mı etmeye çalışıyorsun ya? Düşünsenize, saatlerce arıyorsunuz, meğerse aradığınız kişi sizmişsiniz. Bir markette iki tane beyaz pirinç satan ayrı markanın kutularını birleştirdiğiniz zaman böyle ortaya tam bir tabak pilav yemeği fotoğrafı çıkıyor. Sanırım iki marka da aynı yemeğin fotoğrafını çekip yarısını kutularına bastırmışlar. Yani bu da küçük bir tesadüf ama böyle
Ya insan bakınca bir şaşırıyor ya. Şunu gördükten sonra kesinlikle anladım ki hayat gerçekten tesadüflerle dolu. Florida'da bir hastaneye iki tane kadını işe almışlar. Bu iki kadın hastanenin aynı katında, aynı mesai saatlerinde aylarca çalışmışlar. Ve ondan sonra fark etmişler ki ikisi kardeşmiş ve birbirlerini 40 yıldır görmüyorlarmış. Yani birbirlerini kaybetmişler ve aynı iş yerinde tekrar birbirlerini bulmuşlar. Düşünsenize, yıllardır görmediğiniz kayıp kardeşinizle aynı iş yerinde tekrar karşılaşıyorsunuz. Gerçekten yani şu ablaların yüzündeki mutluluğu görünce benim içim ısındı ya. Kadınlar genelde aynı anda aynı kıyafetleri giymek istemezler. Pişti oldukları zaman böyle biraz moralleri bozulur. Ama bir de bu ablanın yerine koyun kendinizi. Abla termosla pişti olmuş ya. Bu nasıl bir tesadüf? İnsan insanla pişti olur, abla termosla pişti olmuş ya. Ben o termosun sahibi olsam termosu düşünmeden ablaya verirdim ya. Burada da gördüğünüz gibi bir araba kaza yapmış. Diyeceksiniz ki burada tesadüf nerede? Yerdeki tabelayı okursanız "Dikkatli araba sürdüğünüz için teşekkür ederiz" yazıyor. Yani abicim keşke o direğe vurmasaydın ya. Hani etrafta vurabileceğin o kadar çok direk, o kadar çok ağaç var ki. Ama senin gidip o yazının olduğu direği bulman gerçekten çok tatlı bir tesadüf. Bu fotoğraftaki tesadüfü çözebilmem tam 15 dakikamı aldı. Yani 15 dakikadır izliyorum ne var diye. Meğerse abinin ayakkabısına bakarsanız topuklu ayakkabı gibi görünüyor. Yani o anda ayağını kaldırmış, koltuğun ayağı da sanki topuk gibi olmuş. Yani o kadar da beni etkileyen bir tesadüf olmadı ama. İşte bu beni gerçekten çok şaşırttı. Yani eğer olayı ayarlamadılarsa gerçekten şaşırttı. Doktora gitmiş, doktor duvara böyle bir çizim yapmış, saat falan çizmiş. Ve saate baktığı zaman telefonunda 10'u 10 geçiyor. Duvardaki çizimde de saat 10'u 10 geçiyor. Yani öyle bir denk geldiyse gerçekten ilginç. Ama bence bunu ayarlamış olabilirler ya. Hani oraya bakıp telefonunu ayarlamıştır, böyle bir video çekmiştir. Yine gerçekten efsane bir tesadüf. Yani şu olayın yaşanma ihtimali o kadar düşük ki. Videoyu çeken kişi birisiyle tanışmış ve arabasının plakası 603YHC'ymiş. İkisi de arabalarını aynı ay içerisinde satın almışlar ve ikisi de aynı ay kaza yapmışlar. Ve gördüğünüz gibi diğer kişinin de plakası 604YHC. Yani aynı plakalar, aynı anda alınmış arabalar, aynı anda kaza yapılmış arabalar. Bence siz iyi arkadaş olursunuz. Siz bence ilişkinizi ilerletin. Videonun başında bahsettiğim şey buydu işte. Yani şu olayı planlasanız bu kadar güzel olmaz. İki karakter var, online oyun oynuyorlar. Renkler karışmasın diye renkleri değiştiriyorlar. Ama ikisi de birbirinden habersiz bir şekilde aynı renkleri seçiyor. Abi yeşili seçiyor, karşı taraf da habersiz bir şekilde yeşili seçiyor. Abi beyaz seçiyor, karşı taraf da habersiz bir şekilde beyaz seçiyor. Yani şu olayı tasarlasanız böyle aynı anda denk getiremezsiniz ya. Bir tarafta iki kişi sarılı, bir tarafta iki kişi kırmızılı. Abla kırmızı giymiş, abi sarı giymiş. Yani sarılar kırmızılar bir tarafınızı belli edin. Bu olay tam tesadüf mü, şans mı ben bilemedim. Kararı yine size bırakıyorum. Abi denizde bir drone buluyor. Ondan sonra drone'un üstünü falan bir temizliyor. Orada bir numara var sanırım. Telefon numarasını arıyor. Ondan sonra drone'un sahibi olan kişi geliyor ve drone'unu alıyor. Yani bu tesadüf mü? Yoksa abinin şansı mı? Ben tam bilemedim ya bunu. Restoranda bir kız bu abimizin TikTok'larını izliyormuş. Abimiz de ona sürpriz yapmak istemiş. Yani ben böyle bir tesadüfle ne zaman karşılaşacağım acaba ya? Hani videomu izleyen birilerine böyle arkasından gelip "Merhaba, ne zaman?" diyeceğim acaba? Eğer Toy Story animasyonunu izlediyseniz bu sahne hepinize tanıdık gelecek. Yani bu nasıl bir tesadüfle o sahne canlanıyor kendi kendine? Ben onu anlayamadım ya. İşte ben buna gerçekten tesadüf derim. Avusturyalı bir abimiz 12 gün boyunca komada kalmış. Komadan uyandığında bu kazı kazan gibi bir şeyler varmış. Onları kazımış ve araba kazanmış. Ondan sonra tam anlayamadım ama bir daha kazıyıp muhtemelen bir de 250 bin dolar kazanmış. Yani abi sen nasıl bir tesadüfsün? Annen seni Kadir gecesinde mi doğurdu? Adamın üstünden bildiğiniz bal akıyor ya. Şu şans bende olsa şu an çok farklı yerlerde olabilirdim.
Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. İnsanların başına gelen efsane tesadüflere baktık. Beni aralarında en çok şaşırtan iki kayıp kardeşin birbirinden habersiz aynı hastanede çalışmasıydı. Siz en çok hangisine şaşırdınız yorumlara yazmayı unutmayın. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın. Thank you.